Yaşanan Maraş depreminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı Teknik İşleri Daire Başkanlığı tarafından da Tekirdağ genelinde çalışmalar başlatıldı. Şu, şu Namık Kemal Üniversitesi vektörümüz Profesör Doktor Mümin Şahin'in de bizleri yönlendirmesiyle birlikte şehrimizde önemli bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında tek bir yapının depreme dayanıklı olması aslında bir şey ifade etmiyor. Çünkü depreme nerede yakalanacağımız çok belirsiz bir konu ve depremin ne zaman olacağı da belirsiz bir konu. Bu yüzden dolayı aslında bizim tüm şehrimizin depreme dayanıklı olması lazım. Biz de bu anlamda Makro düzeyde bakıp şehir ölçeğinde konuyu değerlendirmek istedik e, ve e, bu konuyla ilgili de e, öncelikle Tekirdağ'ımızın e, bina yoğunluğunu inceledik. E, bina yoğunluğu ve deprem riski üst üste e, bindirildiğinde yani detaylandırıldığında öncelikli olarak bu çalışmaya e, Çorlu'dan e, başlamaya karar verdik. Çünkü yaklaşık olarak Çorlu'da 70 bin tane binamız var. Bu 70 bin binanın e, yaklaşık 20 bin tanesi 98 yılından sonra inşa edilmiş. Dolayısıyla 50 bin tane riskli binanın olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla bir ekip çalışma ekibi kurduk. Çalışma ekibinin ana kemiğini aslında inşaat mühendisliği öğrencilerimiz oluşturuyor. Bunun dışında Yine yüksek lisans ve doktor öğrencilerimizle bir araştırma grubu çalışmaya başladı ve yaklaşık 6 aylık bir çalışma temposuna girdik. Bina yoğunluğu, Tekirdağ ölçeğinde baktığımızda bina yoğunluğunun e, ve deprem riskinin en yüksek olduğu yer olarak Çorlu'yu belirledik. E, çalışmanın ileriki aşamalarında devam ettiği takdirde e, Tekirdağ'da da 55 bin tane binamız var aslında. Ve bunların sadece 6 bin tanesi e, 98'den e, sonra inşa edilmiş. Dolayısıyla e, Tekirdağ'da Süleyman Paşa'ya da bu çalışmalar devam edecek. Ama öncelik belirlediğimizde e, aslında şehrin güvenliği için Çorlu bir Örnek çalışma gibi e, şeye başladı. E, burada tabii e, ilk etapta e, üç farklı e, yöntem e, kullanıyor öğrencilerimizle birlikte. E, bunlardan bir tanesi e, FEMA, e, diğeri e, Kanada Sismik Tarama Yöntemi ve Japon Indis Yöntemi. Bu üç yönteme göre. Hızlı tarama olarak yapılarımızın Öncelikle durumlarını tespit ediyoruz Daha sonrasında riskli gördüğümüz yapıları ya da belli bir risk seviyesi ortaya çıkıyor bu tabi hem yönetmelik yıllarına hem zemin sınıflarına hem de binanın yapım koşullarına bağlı olarak değişiyor yani mimari sistemden taşıyıcı sisteme kadar giden bir harita çıkartıyoruz ve belirlenen konularda daha sonra tabi bu yöntemlerin uygulanabilirliği çok önemli biz tabi çalışma Özellikle Kanada Sismik Tarama Yöntemi'nin e, Türkiye'deki binalara çok daha uygun sonuçlar verdiğini tespit ettik ve bu amaçla da e, daha sonrasında tabii daha detaylı analizlerle yani yüksek lisans doktora düzeyindeki öğrencilerimiz de aslında bunu e, daha detaylı ileri analizlerle e, riskli çıkan binaları daha ayrıntılı olarak kontrol etmiş oluyor ve böylece Hızlı taramada tespit edilen e, sorunları ya da yapıları biz e, daha detaylı olarak bakmış oluyoruz ve risk seviyemizi kontrol etmiş oluyoruz. Risk olayları yüksek olan binaların mesela 50 bin, bin binanın e, Çorlu'da 98 öncesi, evet. 49 bin binanın Tekirdağ'da 98 öncesi yapıldığı bilgisi var. Doğru. Bunlar yıkılacak binalar mı? Aslında bu soruyu iyi ki sordunuz çok önemli bir soru. Halkımızın bilmesi gereken en önemli nokta yapılarımız aslında her zaman işte bunlar eski bina yıkılması lazım diye bir şey söz konusu değil. Bir yapı mühendislik hizmeti gördüyse ve uygun yöntemlerle geliştirilen yöntemlerle güçlendirilebilir. Yani buradaki esas kriter şudur: yapının yapım maliyetinin yaklaşık yüzde otuzunu geçmiyorsa güçlendirme maliyeti güçlendirme önevilebilir. Bununla ilgili birçok deneysel çalışma yapılıyor üniversitemizde. Ee, mesela e, şu anda e, burada gördüğünüz e, fotoğrafta da aslında Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde e, güçlendirilmiş bir bina örneğini görüyoruz. Bunun benzerleri Türkiye'de de bu geliştirilen yöntemle uygulandı. Bu yöntemle beraber biz güçlendirme yani yeniden yapım maliyetinin yüzde sekizi ile yüzde onu mertebesinde yapılarımızı güçlendirebiliyoruz aslında. Ve mimari fonksiyonlarını ve kontrolünü aslında mimari kontrolünü çok bozmadan bunu bina çalışırken değerlendirebiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz geliştirdiğimiz yöntemlerle. Bu Tekirdağ ilimizin Çorlu ilçesinde bizim kriterlerimize göre seçtiğimiz 96 yılında yapılmış 75 yönetmene göre hazırlanmış bir bina, dikilmiş bir bina. Biz önce bu binamızı kriterlerimize göre seçiyoruz. Daha sonra arkadaşlarımız bu binanın rölevesini çıkartıyor. Yani çizimlerini oluşturuyor. Biz bu çizimlerimize göre bir Amerikan yönetmenine göre, bir dekanda yönetmenine göre kriterlerimizi oluşturuyoruz, hesaplarımızı yapıyoruz. Bu bina riskli mi, çok mu riskli yoksa kullanılabilir halde mi onu görüyoruz. Aslında bu binamız riskli bir bina. Ancak biz hangi kolona, hangi kirişe ne kuvvet geleceğini hesaplayabildiğimiz için diyoruz ki siz bu binayı güçlendirme yaparsanız bir sıkıntı yok oturmaya devam edebilirsiniz diyoruz. Buradaki haritayı gördüğümüzde çok ciddi anlamda riskli, çok tehlikeli, yüksek öncelikli binalar yazan ibareler var. Bu çalışmalar neyi gösteriyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Çorlu ilimizde 33 tane binanın analizini yaptığımız zaman Kanada siz Kanada yönteminin Türkiye'ye uygulanmış halinde 33 tane binadan yaklaşık 11 tanesi riskli olarak görünüyor. Bu bizim kriterlerimize uymayan bina tiplerinde farklı alanlarda uygun olmayan mimari projelerden dolayı yansıyabiliyor.